Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri toplu açılış töreninde konuşuyor. Kameralarımızı o noktaya çeviriyoruz. Bir muallim, iki talebe. Öğrencilik yıllarımda bir talebenin hocasına yazdığı mektup elime geçmişti. O mektubun girişi çok çok enteresandı. Hocasına mektubunda şöyle sesleniyordu: Membağı fezu ilmi bereketli hocam. Ondan sonra saygı ifadeleriyle devam ediyor. Ve tabi öğrenci o zaman talebe olarak yerini alıyor. Çünkü talep eden. Hoca da muallim. İlmi bizzat veren. Kime? Talep edene. Bugün Biraz sonra teferruatıyla ifade edeceğim. Bu okullarımızın, mekteplerimizin açılış törenini anlamlı buluyorum. Kıymetli Ankaralılar, çok değerli hocalarımız, muallimlerimiz, öğretmenlerimiz ve talebelerimiz, eğitim öğretim camiamızın Kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bu gazi mekana hoş geldiniz. Bu güzel tören vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ankara'da açılışını yaptığımız eğitim öğretim tesislerinin şehrimize, milletimize, tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu okulları şehrimize kazandıran Milli Eğitim Bakanlığımızı ve hayırseverlerimizi tebrik ediyor emeği geçen herkese şahsım Milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün tek bir açılış töreniyle az önce de ifade edildi. 326 eğitim öğretim tesisini dikkat ederseniz sadece eğitim demiyorum. Çünkü bu işin içinde bir de öğretim var. Laboratuvar deyince akla eğitim gelir. Ama şöyle kitabi olarak baktığımız zaman da öğretim 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu eğitim öğretim tesisleri arasında anaokulundan ilk ve ortaokula, Güzel Sanatlar Lisesi'nden İmam Hatip Lisesi'ne, Halk Eğitim Merkezi'nden Bilim ve Sanat Merkezi'ne kadar her türlü kurum mevcuttur. Bu okullarımızın bir kısmı yeni ihtiyaçlara göre sıfırdan inşa edilirken bir kısmı da ömrünü tamamladığı için yıkılarak yeniden yapılmıştır. Mesela depreme dayanıksız olduğu tespit edilen toplam 1116 derslikli 88 okulumuzu yıkarak yerlerine 2593 derslikli yeni okullar yaptık. Bugünkü hizmete aldığımız 7541 yeni derslikle Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49700'e ulaştırmış bulunuyoruz. Açılışını yaptığımız yatırımlarla birlikte 184 okulumuz daha Ankara'da tekli eğitime geçecektir. Böylece şehrimizde tekli eğitim öğretim yapan okullarımızın oranı yüzde %95 95'e yükselecektir. halihazırda hazırda yatırım süreçleri süren okullarımızın da hizmete girmesiyle inşallah bu oranı yüzde yüze çıkaracağız. İnşallah bu şekilde başkentimizde ikili eğitim öğretim meselesini tamamen kaldırarak eğitim öğretimle ilgili hedeflerimizde bir eşiği daha açmış olacağız. Kıymetli misafirler, milletimizin iradesiyle Türkiye'yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi dört temel sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Adalet, sağlık, eğitim ve emniyet Şöyle geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda sadece bu dört alanda değil, savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politikaya, enerjiye, her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimizin hamdolsun iftiharı içerisindeyiz. Son 18 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitim öğretimi ayırdık. 2002 yılında milli eğitim bütçesi sadece 7,5 milyar lira iken 2021 yılında bu rakam 147 milyar liraya yükseldi. Yüksek öğrenimi dahil ettiğimizde eğitim öğretim bütçemiz 211 milyar lirayı aşıyor. Yine 18 yıl önce resmi özel dahil okul ve kurum sayımız 50.877 iken bugün bu sayı 87.640'a çıktı. Ülkemiz genelindeki derslik sayısını da 343.000'den 600.000'e taşıdık. Kadro tahsislerinde de en büyük payı eğitim öğretime ayırıyoruz. 2002 yılından bugüne kadar toplam 693 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni yapacağımız 20 bin öğretmen atamasının şimdiden eğitim öğretim camiamıza, milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> Tabii eğitimde sadece altyapıyı geliştirmekle kalmadık. Bakış açısını da yeniledik. Tacik asıllı Afganistanlı yazar Halit Hüseyin'i bir kitabında çocuklar boyama kitabı değildir. Onları en sevdiğin renge boyayamasın diyor. Bizden önce maalesef Türk eğitim öğretim sistemi öğrencilerin yeteneklerini keşfetmekten ziyade onları formatlamak üzerine kuruluydu. Kılık kıyafetten müfredata kadar hemen her alanda vesayetçi, tek tipçi zihniyetin renkleri hakimdi. Yeni öğretmenlerle kadrolarımızı yenilerken eğitim öğretim sistemimizi de bu Jacoben bakış açısının tasallutundan kurtarmaya çalıştık. 28 Şubat ürünü 8 yıllık kesintisiz eğitim öğretim dayatmasına son vererek 4 artı 4 artı 4 ile eğitim öğretimi kademelere bölüp zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Ortaokullarda lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçmeli dersler oluşturduk. Öğrencilerimiz oldukça geniş bir yelpazede ilgi alanları ve kabiliyetlerine göre seçmeli dersler alabiliyor. Ülkemizde bir dönem gizli saklı yürütülen Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi eğitimini tüm öğrencilerimiz için erişilebilir hale getirdik. <laughs> Üniversiteye girişteki okul katkı puanlarını, kat sayı farklılıklarını Yıllarca marjinal örgütler tarafından istismar edilen üniversite harçlarını biz kaldırdık. Böylece eğitim öğretim sistemimizin tüm gücünü ve enerjisini başka şeyler yerine sadece çocuklarımızın gelişimine odaklamasını temin etmenin gayreti içinde olduk. Değerli dostlarım, gençlik yıllarımızda Türkiye yasakların, yoklukların, korkuların, kuyrukların ülkesiydi. Eskilerin deyimiyle bu ülke delikli kuruşa muhtaç olduğu kötü günler yaşadı. Tabi şimdi buradaki gençlerin birçoğu o delikli kuruşları tanımıyor, bilmiyor. Biz onlarla büyüdük. Eğitim hayatımız 80-90 kişilik sınıflarda. Şimdiki gibi böyle 20-25-30 kişilik sınıflar değil. Hatta hatta öyle okullarımız vardı ki 100-120 kişilik sınıflar vardı. Boyası badanası olmayan derme çatma okul binalarında hayatımızı geçirdik. Aynı sırada en az 3 öğrencinin oturduğu sınıflarda Kara tahtanın önünde tebeşir tozları içinde ders işlemeye çalışırdık. Yaşıtlarımızın çoğu ya ablasının abisinin kitabıyla ya da komşusundan ödünç alınan ders kitaplarıyla okulunu bitirmiştir. Daha ileri gidiyorum. Onu bile şu anda öğrencilerimiz bilmez. Bilir misiniz teksir kağıtları nedir? Teksir kağıt. Bak bilmeyiz diyorlar. Teksir kağıtları saman kağıdını şöyle mürekkepleriyle tamamen dökülen kağıdın tamamen mürekkep haline geldiği böyle manivelasını çeviriyorsunuz ve ders notlarını oraya yazar ve onları bize kitap olarak satarlardı. Çünkü kitap yoktu ki. Kırtasiyeci dükkanının önünde gideceksin bir hafta sıradan öbet bekleyeceksin ki kitap alasın. Bugünleri yaşadık ve teksiri de abilerimizden giderdik, isterdik, ne olur işte bu teksir notlarını bana satıver. E, kitap yok, hatta hatta bu teksir notlarını bile elde edemezdik. O günlerden geldi. Şimdi ise biz kuşa kağıtta kitapları sıraların üzerine koyuyor ve öğrencilerimize teslim ediyoruz eğitim öğretim sezonu başlarken. Taşra'daki okulların durumu o zamanlar çok daha vahimdi. Çoğu zaman birkaç sınıfın bir arada eğitim öğretim gördüğü köy okullarında öğrenciler ısınmak için yanlarında çantalarıyla beraber yakacak da getirirdi. Servis diye bir hizmet olmadığı için okuluna kadar karda, kışta, ayazda saatlerce yürümek zorunda kalan öğrenciler vardı. Benim mesela okuluma ki yakın okul sayılırdı yarım saatte giderdim. Kütüphane, laboratuvar, spor salonu gibi imkanlar ise büyük şehirlerdeki okullarda bile lüks kabul ediliyordu. Örneğin bizim okulumuzun öyle spor salonu falan yoktu. Şöyle çok basık sıçradığın zaman başının değeceği şekilde beden eğitimi dersini yaptığımız bir bölüm vardı. Ama şimdi özellikle işte Milli Eğitim Bakanımız burada. Gençlik Spor Bakanım yok. Ve özellikle ısrarla diyoruz ki okulumuzu inşa ederken az önce işte ekranda, perdede de gördük. Spor salonlarımızı ne yapacağız? Yapacağız. Hatta daha da ileri gidiyoruz. Tribün de yapacağız. Ve bunlar şimdi birçok okullarımızda hamdolsun yapılıyor. Anlatıldığı zaman evlatlarımızın zihninde canlandırmakta bile zorlandığı bu tablo İstanbul, Ankara dahil ülkemizin birçok şehrinde maalesef olumsuzu yaşanıyordu ama biz bunları şimdi olumluya çevirdik. 18 yılda eğitim öğretime yaptığımız devasa yatırımlarla ülkemize ve milletimize yakışmayan o utanç tablolarına bir son verdik. Lider ülke Türkiye idealimize uygun şekilde eğitim öğretim altyapımızı tamamen yeniledik. Bugün artık öğrencilerimiz ders kitaplarını nereden, nasıl bulacağız diye endişelenmiyor. İlk ders zilinin çalmasıyla tüm okul kitapları sıralarında kendilerini bekliyor. Köylerdeki 667 bin evladımız okullarına saatlerce yürüyerek değil kapısının önüne kadar gelen servis araçlarına istisnalar dışında binerek okuluna gidiyor. Okula gidemeyen öğrencilerimize verdiğimiz desteklerle, burslarla, kredilerle onların eğitim, öğretim özlemlerini, okul hasretlerini sona erdirdik. Büyük şehirlerden ilçelerimize kadar tüm okullarımıza bir kütüphane kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Laboratuvar noktasında aynen çalışıyoruz. Ülke genelindeki toplam 29 bin adet kütüphanemizle 2750 dijital kütüphanemizle öğrencilerimize hizmet sunuyoruz. Spor salonundan mescidine, laboratuvarından atölyelerine kadar ihtiyaç duyulan her şeyin olduğu okullarımızın sayısı giderek artıyor. Kara tahtalar yerini etkileşimli tahtalara. 90 kişilik sınıflar yerini en fazla 25-30 kişinin olduğu sınıflara bırakıyor. Aynı anda birkaç sınıfın birden eğitim gördüğü okul manzaraları hamdolsun artık tamamen tarihe kavuşmuştur. Türkiye son 18 yılda eğitim öğretim altyapısını dünyada en hızlı geliştiren en hızlı yenileyen ülkelerin başında geliyor. Daha önce biz başka ülkelerin eğitim öğretim şartlarına gıptayla bakarken şimdi birçok ülke bizim eğitim öğretim imkanlarını örnek alıyor. Sevgili öğrenciler, çok değerli misafirler, hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de ihtiyaçlar, talepler, beklenti ve yönelimler zamanla değişiyor. 20 yıl öncesinin Türkiye'si nasıl bugünden farklıysa 20 yıl sonrasının Türkiye'si de bugünden farklı olacaktır. Zamana karşı durmak ve değişime direnmek yel değirmenlerine meydan okumaktan farksızdır. Buraya nereden, hangi şartlardan geldiğimizi elbette unutmayacağız. Anne babalarımızın Bugün bize gayet tabii gelen imkanlar için neler çektiğini, ne tür bedelleri ödediğini de aklımızdan çıkarmayacağız. Nereden geldiğimizi bilmek, bize sunulan imkanların kıymetini takdir etmek bakımından önemlidir. Ama hedeflerimiz açısından yeterli değildir. Geçmişten ders alarak ama geçmişe de takılıp kalmadan kararlı adımlarla geleceğe yürümemiz gerekiyor. Nasıl dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurmazsa geçmişin zihniyetiyle de yarının Türkiye'sini inşa edemeyiz. Eğitim başta olmak üzere politikalarımızı belirlerken maziden atiye uzanan geniş bir vizyonla hareket etmeliyiz. Koronavirüs salgını ile beraber eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. Bir tarafta kaybederken öbür tarafta da bana göre dijitalleşme ile çok farklı bir mesafeyi aldık. Zamanında teknolojiye, iletişim altyapısına yatırım yapan ülkeler salgın sürecini diğer ülkelere nazaran daha kolay atlatıyor. Türkiye olarak işte en son Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Yani 2002'nin başında koronavirüsün inşallah bu salgının sona ereceği müjdelerini veriyor. Beklentimiz bu istikamette diyor. İnşallah dedikleri gibi olur. Biz buna da hazırlığımızı yapmamız lazım. Ama rehavete kapılamayız. Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke ülkemiz Türkiye. İşte dün itibariyle hamdolsun yedi buçuk milyonu bulduk. Ve bu süreci kararlı ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Gevşeme yok. Yeni yeni takviyeler yine alıyoruz. Çünkü herhangi bir rehavet bize çökerse Allah göstermesin bir aksilik altından kalkamayız. Bedelini de ödeyemeyiz. Türkiye olarak sağlık gibi eğitim öğretime yaptığımız yatırımların meyvelerini de bu zorlu süreçte toplama imkanı bulduk. Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biriyiz. 657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. Yine bu dönemde eğitim bilişim ağı yani kısa adıyla EBA televizyon ve inter internet platformlarıyla da uzaktan eğitimi başarıyla yürüttük. TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise kanallarından Eğitimin devamını sağladık 13 ayrı stüdyoda Sayısını Binin üzerindeki öğretmenimizle yaptığımız Çekimlerle 10 binden fazla televizyon Ders içeriği oluşturduk 12.500 saat yayın yaptık Uzaktan eğitimde Çocuklarımızın kendi öğretmenleriyle aynı sınıftaymış gibi ders yapabilmesi için EBA canlı dersleri devreye aldık. EBA canlı sınıf uygulamamızda günlük 3 milyon canlı ders kapasitesini yakaladık. Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar 180 milyona yakın canlı ders yapılmıştır. EBA internet platformumuzda Öğrenci ve öğretmenlerimize 1900'den fazla ders ve yüzbinlerce içerik sunuyoruz. Bu platform 2020 yılında dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitesi olmuştur. Türkiye'deki tüm cep telefonu abonelerine aylık 8 GB'a kadar ebaya ücretsiz erişim sağladı. EBA'ya erişimi olmayan öğrencilerimiz için 14700 EBA destek noktası ve 176 EBA mobil destek aracı oluşturduk. Bununla birlikte hiçbir şeyin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını gayet iyi biliyoruz. Vaka ve hasta sayılarının azalmasına bağlı olarak peyderpey okullarımızda yüz yüze eğitimi inşallah başlatıyoruz. Köy okullarımızda ve bağımsız ana okullarında 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başladık. İnşallah 1 Mart'tan itibaren de ilkokullarda haftada 2 gün özel eğitim okul ve sınıflarında ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçiyoruz. Yine 1 Mart'tan itibaren 8. ve 12. sınıflarda, seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime başlıyoruz. Vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Hem öğretmenlerimizin öğrencilerini hem de öğrencilerimizin öğretmen ve arkadaşlarını özlediğinin farkındayız. İnşallah en kısa zamanda öğretmenle öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. O güne kadar sizlerden tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmenizi özellikle bekliyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha açılışını yaptığımız eğitim öğretim tesislerinin Ankaramıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu eğitim öğretim yuvalarını şehrimize kazandıran gerek bakanlığımızı, gerek hayır sahiplerimizi tekrar tekrar şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim, bakanımızı da buraya istirham edeyim valimizi aynı şekilde evet önce kahraman kazan Atatürk İlkokulu birinci bağlantımız oluyor ve Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa Safran, Milletvekili Sayın Emrullah İşler, Vali Yardımcısı Sayın Turan Yılmaz, Kaymakam Sayın Engin Aksakal, Belediye Başkanı Sayın Serhat Oğuz. Bizleri duyuyor musunuz? Duyuyoruz Sayın cumhurbaşkanı Evet, buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz milletimizin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ve sizlerin tensibiyle kahraman ünvanını verdiğiniz bu güzel ilçemizden en derin saygı ve selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyorum. 34 derslikli ve 2020 civarında öğrencisi ve 45 öğretmeniyle yepyeni bir Atatürk İlkokulumuzu hizmete sokan milletimize hakkınızda ve veçen teşekkürlerimi en derin duygularla teşekkürlerimi bakanlığım ve şahsım adına sunmak istiyorum. İnşallah bu okul 2053 vizyonunu gerçekleştirecek, geleceğin kahramanlarını, geleceğin direnişçilerini yetiştirecek bir okul olacaktır. Bundan eminim çünkü bu güzel ilçemizde bu gen zaten var ve mevcut İnşallah devam edecektir. Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet sağ olun çok çok ben de teşekkür ediyorum. Şimdi Kordela önünüzde. Makaslar dağıtıldı, mı? makaslar dağıtıldı mı? Evet. Dağıtıldı efendim. Beştepe'den, külliyeden sizlere selamlar, sevgiler. Kordelayı kesiyorsunuz. Makaslar bugünün hatırasına sizde kalıyor. Ve tüm öğrencilerimize eğitim, öğretim hayatında başarılar diliyoruz. Ya Allah! Bismillah. Evet şimdi ikinci açılışımıza geçiyoruz. Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Özer. Milletvekili Sayın Yalçın Akton. Vali Yardımcısı Sayın Abdullah Dölek. Kaymakam Sayın Tülay Baydar Bilgihan. Belediye Başkanı Sayın Ramazan Şimşek Evet Mahmut Bey Buyurun söz sizde Sayın Cumhurbaşkanım Ankara Gölbaşı Zübeyde Han'ın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Burada bulunan tüm heyet adına Sizleri saygıyla selamlıyorum Bugün açılışını yapacağımız Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 24 derslik 14 atölye ile 8 farklı mesleki eğitim alanında eğitim öğretime devam etmektedir. Bu okulumuzda yaklaşık 450 öğrencimiz eğitim hizmeti almaktadır. Bugün açılışını yapacağımız Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile tüm Türkiye'de 81 ilde, 3574. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde hizmete açmış bulunuyoruz. Mesleki teknik eğitimin vermiş olduğunuz desteklerden dolayı Şahsım ve Milli Eğitim Bakanlığı adına şükranlar arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet çok teşekkür ediyoruz. Şöyle zoomlamamızı biraz hızlandıralım. Fakat etrafta çevre düzenlemesi henüz bitmiş değil Vali Bey. İşte onu hemen bitirmemiz lazım. Çevre düzenlemesi çok çok önemli. Öğrencilerimiz bu ara gidip gelmiyorsa bile şimdi bütün o güzellikleri inşallah dört dörtlük görelim istiyoruz. Ve makasları alıyoruz. Laboratuvarımız da maşallah bayağı güçlü. Şöyle laboratuvarı bize bir gezdirin bakalım. Devam edelim. Buranın spor salonunu da bize gezdirebilecek misiniz? Herhalde o çalışmayı yapmamıştır. Yok, yok. Ses duyuyor musunuz bizi? Mahmut Bey duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım şu anda okulumuzun spor salonu, atölyeleri ve diğer rekreasyon alanları ile ilgili hiçbir eksikliği bulunmamaktadır. Arkadaşlarımız spor salonu ile ilgili çekim yapmadıkları için bugün size arz edemiyoruz. İnşallah başka bir zaman spor salonu ile ilgili detaylı görüntülerde... Başka bir zaman siz nire, biz nire. Bu açılışlarınızı... Sayın Cumhurbaşkanım... Mesleki teknik eğitimle ilgili son iki yılla ilgili de güzel haberleri sizlerle paylaşacağız. Mesleki teknik eğitime yönelen öğrenci sayısında yüzde 63 artış sağladık. Mesleki teknik eğitimde artık yüzde birlik başarı diliminden öğrenciler gelmeye başladı. Mesleki eğitimi eğitim ve öğretimle birleştirdik ve Mesleki teknik eğitimde döner sermaye kapsamında yapılan üretim ve hizmet sunumlarından elde edilen gelir COVID salgınına rağmen yüzde yüz Şimdi bunlar tabii bunlar tabi eğitim ifademizin sembolleri. Atölyeler burada hazır. Maşallah. Şimdi makas sizde. Kordela sizde. Külliyeden sizlere hayırlı olsun diyoruz. Ve makasları bugünün hatırası olarak saklıyorsunuz. Ya Allah! Bismillah. Evet, şimdi Keçiören Bağlum Eğitim Kampüsü'ne geçiyoruz. Tabii kampüs değil değil mi külliye? Evet, Bakan Yardımcımız Reha Denemeç, Milletvekili Sayın Orhan Yeğin, Vali Yardımcısı Sayın Recep Erkılıç, Kaymakam Sayın Uğur Bulut, Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok. Evet, Reha Bey bizleri duyuyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı. Gayet iyi duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Peki buyurun söz sizde. Sayın Cumhurbaşkanım e, buradaki eğitim kompleksinde teşekkür ediyorum. Buradaki eğitim kompleksinde dört tane lisemiz var. İki Anadolu lisemiz, bir Anadolu İmam Hatip lisemiz, bir de Mesleki Teknik Anadolu lisemiz var. Mesleki Teknik Anadolu lisemizin uygulama laboratuvarı var 2 adet. E, Anadolu İmam Hatip lisemizin uygulama camii var. Kapalı spor salonumuz var ve birkaç tane de açık spor tesisimiz var. E, bu tesisin bugünkü değeri yaklaşık 100 milyon e, Türk lirası. 5000 üzerindeki öğrencimize hizmet verecek tesisimiz. E, buradaki çevredeki yaşayan insanların e, anaokuluna gidecek çocukları ve öğretmenlerimizin çocukları içinde bir de anaokulumuz mevcut bu tesisin içerisinde depreme dayanıklı laboratuvarlarıyla ve diğer destek destek tesisleriyle gayet güzel bir eğitim kompleksi Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah Covid sürecinden sonra da önümüzdeki Mart ayından itibaren öğrencilerimiz bu tesislerden faydalanmaya başlayacaklar. Rabi bize spor salonunu gösterebilecek misiniz? Sayın Cumhurbaşkanım, tahmin ediyorum kayıtlarda yok o ama spor salonumuzu ben kendi gözlerimle gördüm. Ee, aslında anlatılmaz görmek lazım dediğinizde haklısınız Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi benim derdim tabii açık spor alanları değil, kapalı spor salonunu eğer bize bir gösterebilseydiler... Demek ki anlaşma yapılan Kapalı. firma herhalde bu işlerde evet. pek mahir mi değil? Demek ki firma herhalde bu işlerde pek mahir mi değil? Aslında işlerini iyi yapıyorlar ama belki bir ufak atlama oldu Sayın Cumhurbaşkanım. drone şimdi açığı çekecek, kapalıyı çekemez ki nasıl çekecek? Evet, peki. Sınıflardan filan bize gösterebilecekleriniz var mı? Peki. Sınıf Laboratuvarlar vesaire. <gülüyor> <gülüyor> Türk Cumhuriyetlerine gittik. Gayet güzel. Okçuluk. Bu Z Kütüphane, Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Bu Ertuğrul Gazi'nin içerisindeki evet e, sınıflar zaten e, kütüphane. mektebimizin adı da Ertuğrul Gazi olduğuna göre yakışır. Zaten mektebimizin adı da Ertuğrul Gazi olduğuna göre yakışır. Kordela sizde. sizde, makaslar sizde. Bugünün Allah hatırasına makasları kendiniz Bugünün... alıyorsunuz. ...ve bugünün hatırası olarak da... ...saklıyorsunuz. Ya Allah! Bismillah! Bismillah! Efendim çok teşekkür ediyoruz. Tesislerimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a... ...hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi... ...ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'ni tensip buyursanız... ...bir müddet daha kurdele kesimi için... ...sahnede ağırlamak istiyoruz efendim. Değerli konuklar şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ankara ile 326 eğitim tesisimizin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup saygıdeğer hemşerilerimizin ve öğrencilerimizin hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ı, grup başkanımızı Efendim milletvekillerimizi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Ve hayırseverlerimizi de sahneye davet ediyoruz. İsmini saydığımız Sayın Niyazi Ercan, Sayın Nurten Uşan, Sayın Vaide Firdevs Uşan, Sayın İhsan Arslan, Sayın Ülkü Ulusoy, Sayın Reha Kora, Sayın Profesör Doktor Emin Tuna, ve Sayın Yalçın Gökçe. Buyursunlar lütfen. Efendim sosyal mesafe kurallarına uyulmasında önemli istirham ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede düzenlenen eğitimle ilişkili olarak açılış törenindeydi.